İsyan'dan herkese merhabalar değerli izleyenler. Bu haftaki programımızda geçtiğimiz günlerde Kayseri'de Suriyeli bir erkek tarafından 7 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik gerçekleştirilen taciz, gerekçe gösterilerek ya da işin daha doğrusu bahane haline getirilerek bir ırkçı saldırı girişimi başlatıldı. Bunun yanı sıra aynı günlerde Hakkari'de iki uzman çavuş iki kız çocuğuna tacizde bulundu. Buna ise şu anda pek çok aslında kolluk güçlerinin taciz, tecavüz vakasında görüldüğü gibi tepkisizlik hakim. Biz hem giderek artan çocuklara yönelik taciz ve tecavüzleri, hem bunlara karşı oluşan tepki ve tepkisizlik oranlarını, hem de kadınların bunlara dair sürdürdüğü adalet mücadelesini konuşacağız. Konuğumuz Sosyalist Kadın Meclislerinden Senem Pektaş, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Dilerseniz öncelikle Kayseri'de başlayan fakat sonrasında birçok kente yayılan ve ırkçı saldırılar haline gelen aslında bir pogromun örgütlendiği söylenen vakanın aslında nasıl çıktığı ile ilgili konuşmak istiyoruz. Hepimizin tepki gösterdiği ve aslında sizlerin de bu konuda mücadele yürüttüğü bir kız çocuğuna yönelik taciz vakasıyla başladı. Fakat bu taciz vakası ki Türkiye'de buna dair ne kadar tepki oluşup oluşmadığını da yine ilerleyen süreçlerde konuşmak istiyorum. Tacize karşı bir tepki diye başlayıp bütün Suriyelilerin yaşadığı ev ve iş yerlerine yönelik saldırılarla devam etti ve ne yazık ki halen de devam ediyor irili ufaklı şekilde. Şimdi burada aslında ilk güne dönecek olursak 30 Haziran'da böylesi bir açıklama yapıldı. Ardından fail gözaltına alındı ve bu saldırılar başladı. Şimdi bunların arka planında ne vardı ve hemen ardından tepki olarak başlayıp saldırıya dönüşen süreç sizce nasıl gelişti? Biraz esasında yani bu sizin bahsettiğiniz geçtiğimiz gece yaşanan Kayseri vakasını anlayabilmek için birazcık daha geriye gitmek gerekiyor esasen. Çünkü mesele ne sadece Kayseri'de yaşanması ile ilgili olan bir şeydi. Yani mekanla ilgili bir durum değil esasen söz konusu olan. Ya da sadece oradaki bir kız çocuğun istismar edilmesiyle de aslında sınırlı bir durum değildi. Biraz o Kayseri'nin şu an işte Kayseri'deki yaşananları ve Kayseri'den başlayıp bugün Türkiye ve Kürdistan'ın pek çok kentine yayılan bu göçmen düşmanı pogrom girişimlerini, saldırıları anlamak için birkaç sene öncesine belki de geriye dönmek gerekebilir. Biz çok benzerini birkaç sene önce Ankara Altındağ'da da yaşadık. Evet. Aslında. Yani orada da yine bir aileler arası kavga, hırsızlık tipi bir iddia ile bu sefer bir cinsel istismar söz konusu değildi. Fakat yine bir gerginlikten doğan esasen, bir kargaşadan doğan bir biçimde tekrardan orada Ankara'da Altındağ'da Suriyelilerin, göçmenlerin işte dükkanlarının yağmalandığı, sokak ortasında göçmenlerin, işte Suriyelilerin kimi zaman işte küfür kıyamet taciz edildiği, kimi zaman evlerinden kovulduğu, kimi zaman da mahalleden gerçekten atılmaları için kampanyaların yürütüldüğü bir sürece tanıklık ettik. Ardından İzmir Torbalı'da yine benzer biçimde bir pogrom girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bunlar en öne çıkan ve en çok bu pogrom girişimlerinin karakterize olduğu yerlerdi. Fakat bütün bu aralıkta aslında Türkiye ve Kürdistan'ın pek çok kentinde göçmen düşmanı, mülteci karşıtı gösteri, işte söylem üretildi, üretilmeye devam edildi aslında. Sadece bunlarla sınırlı değildi. Örneğin bir örnek hatırlıyorum. Kocaeli'nde, Gebze'de işte bir ailenin bir köpekten doğan bir kargaşası yine Suriyeli mültecilere dönen bir saldırı haline gelmişti. Yani artık kentlerde yaşanan, toplumda yaşanan her türlü sorun, sıkıntı ve gerilim bir biçimiyle göçmen ve mültecilere doğru bir saldırı dalgası haline gelme potansiyeline sahip. Bu nedenle de aslında Kayseri'yi biraz bu arka planla birlikte de ele alabilmek gerekiyor baktığımızda. Tabii Kayseri'nin şu tipte özgünlükleri var. Kayseri ülke ocaklarının çok yoğun yuvalandığı ve örgütlendiği, halkın faşist karakterinin çok güçlü olduğu bir kent. Özellikle de göçmen ve mülteci düşmanlığıyla ve Kürt düşmanlığıyla da yine çok öne çıkan bir kent. İktidarın kendi kalesi olarak gördüğü yerlerden bir tanesi Kayseri baktığımızda. Ve burada zaten göçmen ve mültecilerin yaşamları çok zorlu şartlarda devam ediyor. İşte birkaç mahalleye sıkışmış biçimlerde yaşarlarken bir Suriyeli erkeğin bir kız çocuğuna uyguladığı cinsel istismar sonrasında, yani bunun açığa çıkmasıyla birlikte aslında sizin de vurguladığınız gibi programa doğru dönen bir süreç yaşamış olduk. Şimdi bunu biraz ayrıştırarak belki ele almak gerekiyor baktığımız zaman. Şimdi birincisi, bir cinsel istismar gerçekliği ortada.
Bu açıklandı, fail gözaltına alındı. Artık hakkıyla yargılanıp yargılanmayacağı bir tartışma konusu elbet ki bu. Erkek yargının elinde nasıl bir cezasızlıkla buluşacak bu? Yalnızca bize süreç gösterecek gibi duruyor. Fakat ayrıştıran nokta şuydu esasen. Burada halk, yani bu daha faşist eğilimlere sahip olan kitleler bunu bir Türk kız çocuğuna uygulanan bir cinsel istismar olarak ele alıp kendi ırklarını korumak, kendi milletlerini korumak, işte kendi milletlerine yapılan bir saldırıya karşı çıkmak motivasyonuyla bu saldırıyı, bu istismarı bütün bir göçmen ve mültecilere mal ederek onların dükkanlarını, evlerini yağmaladıkları, gerçekten bütün bir kenti terörize ettikleri bir biçime taşımış oldular esasen. Yani biz bu meselenin aslında ırkçı karakterini vurgulamak zorundayız. Çünkü yoksa şu biçimlerde anlaşılıyor. Sanki biz bir çocuk istismarına karşı konulmasına karşıymışız gibi. Ya da biz işte çocukların uğradığı bir saldırıya karşı failleri savunuyormuşuz gibi bir noktaya sürüklenmeye çalışılıyoruz. Böyle lanse edilmeye çalışılıyoruz. Fakat burada esasen vurgulamamız gereken şey şu. Bunun bir pogrom girişimi halini almış olması bu beslenen ırkçılığın bir sonucudur. Biz bunu ortaya koymazsak yoksa failleri korur biçimlerde özellikle de burjuva basın tarafından her daim gösterilmeye ve hedefleştirilmeye devam ediliyoruz. Şimdi burada ne kadar ırkçı motivasyonlarla bunun örgütlendiğini görmek için o gece bölgeye gelen Kayseri İl Emniyet Müdürü'nün açıklamasına bakmak bile esasen yeterli oluyor. Yani oradaki kitleleri elinde taşlarla, meşalelerle dükkanları yağmalayan geniş kitlelere şunu söylüyor. Sakin olun, Türk değil kız çocuğu. Biz sizi anladık ama sizin derdinizi çözemeyiz biz. Türk değil zaten diyor. Kız çocuğunun zaten Suriyeli olduğunu, onların ilgilenmemesi gerektiğini aslında, kendileriyle ilgili bir şey olmadığını söyleyerek orada kitleleri dağıtmaya çalışıyor. Yani aslında erkek devletin bir temsilcisi alana gelerek kitlelere canının önemi yok, istismar edilmesinin önemi yok, neye uğradığının önemi yok, zaten ortada bir Suriyeli kız çocuğu var diyerek aslında bu saldırının ırkçı karakterini çok açık ve net bir biçimde ortaya koyuyor baktığımızda. Bu nedenle de bunun görülmesi çok önemli. Bir bakımdan şunu da vurgulamak lazım aslında. Bu yeni açığa çıkan göçmen ve mülteci düşmanlığıyla karakterize olan bu yeni faşist hareketler özellikle de kadına yönelik şiddet, cinsel istismar ve taciz gündemleriyle, yani aslında kadın özgürlük mücadelesi tarafından kazanılmış, kadınların mücadelesiyle, evet, faşizme karşı mücadelesiyle, erkek devlete karşı mücadelesiyle kazanılmış o kavramların arkasına yaslanarak, onlarla kendine bir maske yaratarak yeni bir göçmen ve mülteci düşmanlığı dalgası örgütlemeye çalışıyor. Yani işte Suriyelileri şöyle hedefleştiriyor kendi faşist amaçları için. Bizim kadınlarımıza tacizde bulunuyorlar diyor. Bizim çocuklarımıza işte gözlerini dikiyorlar diyorlar. Ve aslında pekala gönüllüce kabul ettikleri kadın katliamları, çocuk tacizlerine gerçeği ortada yokmuş gibi bu sefer kendi işte faşizan eğilimlerini kadınlar ve kız çocuklarının güvenliği söylemi üzerinden kurgulamaya girişiyorlar. Bu bakımdan çok tehlikeli çünkü bu söylemin kendisi, yani kadın kitlelerini ve kadın özgürlük mücadelesinin aklını bulandırmaya da çok müsait bir noktada. Yani bizim burkçı saldırının bu yanını görmemiz gerekiyor ki yani kadın özgürlük mücadelesinde kadınları korumak, tırnak içinde kadınları korumak, çocukları korumak gibi bir eğilimle bu yeni faşist hareketleri besleyen bir yerde durmamamız gerekiyor aslında. Bu bakımdan Kayseri'yi böyle bir ele alışla incelemek lazım diyebiliriz biraz aslında. Aslında vurguladığınız nokta çok önemli. Çünkü bu hem kadın kazanımlarının alanına girmeye çalışmak hem de aslında çoğunun fail olduğu veya bir şekilde razı olduğu kadın katliamlarına, tecavüzlere, tacizlere sanki çok karşıymış gibi bir algı yaratarak ırkçılığı bunun altından örmek. Ve burada yine son birkaç yılda sıklıkla karşılaştığımız şöyle bir ifadeler dizilmiş
magazini var. İşte tırnak içerisinde söylüyorum. İşte Suriyeli erkekler tacizci, Afgan erkekler şöyle şöyle yapıyor. Bakın şunlar var, bunlar var. Sanki öyle bir algı oluşturuldu ki taciz, tecavüz, kadına yönelik şiddet Türkiye topraklarına ithal edildi. Evet. Orta Doğu'dan doğru. Çünkü Türkiye de kendini Orta Doğu'dan çok bağımsız bir noktada tasarladığı için ve aslında bir Arap düşmanlığı üzerinden de var olduğu için bu tip insanlar, bunun üzerinden bir algı var. Yani dün böyle şeyler yoktu ve birdenbire bunlar çıktı. Hatta bazı kadınların da kullandığı, aslında çok çirkin diyebileceğimiz ifadeler vardı. Hani neredeyse kendi tacizcimiz değiller şeklinde. Yani hani burada nasıl bir akıl tutulması var? Bizim tabii ki buna birçok isim ve vaka sayabiliriz ama elbette ki buna ihtiyacımız olmadığını biliyoruz. Böyle bir haklılık durumu zaten son derece açık bir şekilde önümüzde duruyor. Burası Osmanlı'dan beri belki ve giderek artan bir şekilde erkek şiddetinin giderek arttığı, buna karşı kadın mücadelesinin de buna yanıt olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hal böyleyken insanların buna bu kadar körü körüne inanmaya meyilli olma halini nasıl açıklıyorsunuz toplumun? Evet, aslında çok güzel bir soru. Çünkü kan özgürlük mücadelesinin mevcut bilinç düzeyini ve geniş, sadece kan özgürlük mücadelesinde geniş kitlelerin mevcut mücadele ve bilinç düzeyini anlamak için aslında cevaplanması gereken bir soru. Şimdi bugün şöyle bir tablo var esasen. İşte toplumsal çürüme çok yüksek bir raddeye varmış durumda. Bununla birlikte kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı korkunç rakamlara ulaşmış durumda. Tüm bunlara ek, yani dört bir cepheden saldıran bir faşizm gerçek var bugün baktığımız. İşte bir gün hayvan katliamlarıyla saldırıyor, evet. Bir gün işte göçmenlere dönük saldırıyla saldırıyor, bir gün aile paketiyle saldırıyor, ertesi gün işçilerin haklarının bütünüyle gasp edilmesiyle saldırılıyor, bir gün üniversitelerde gençliğe dönük bir saldırıyla bize geliyor ve tüm bu saldırılara karşı biz cepheden bir mücadele geliştiremediğimiz noktada, yani demokratik bir hat öremediğimiz noktada şu anda mevcut olarak zaten devlet eliyle örgütlenen ve dünyasal anlamda da yani hegemonik olmaya doğru yol alan bu yeni faşist hareketler dediğimiz esasen hareketler kendilerine toplumsal bir zemin buluyorlar bu boşluk içerisinde. Yani biriken bir öfke var. Mevcut saydığımız tüm koşullar sonrasında açığa çıkan, toplumun tüm kesimlerinde açığa çıkan. Fakat biz mevcut koşullarımızda, mevcut darlığımızda bu öfkeyi şu anda egemenlere, iktidara, devletlere yönlendirebilir bir pozisyona da konumlanamaz haldeyiz. Bunu ortaya koymamız lazım. Ve bu boşluktan da aslında esasen muhalif olan, esasen işte çocuk istismarına karşı çıkan, esasen haklarının sömürülmesine karşı çıkan, işte esasen kadına yönelik şiddete karşı çıkan kitleler burada bir hedefsizlik içerisinde kalıyorlar. Evet. Yani bu öfkeyi kime yönlendirmek gerekiyor konusunda müthiş bir bilinç bulanıklığı hali var. Bu bulanıklık pekala siyaseten yaratılan bir bulanıklık. Yani vahyen kitlelere bugün gelen ve gerileyen bir bilinç hali söz konusu değil. Bu pekala bugün egemenler tarafından üretilen bir yeni faşist hareketlerin yarattığı zihin bulanıklığı sorunu. Şimdi bu nedenle de şöyle bir durum açığa çıkıyor. Şimdi kadınlar çok uzun süredir kendi hakları için mücadele ediyorlar sokaklarda. Militan bir eylem hattına sahipler. Fakat bir süre sonra işte sonuçsuz kalma, bir tavana çarpma ve mücadeleye de sayıca azalma haliyle karşı karşıya kalınıyor. Buralardan doğru artık egemenlere karşı yönelen sesler yavaşça ezilenlere doğru dönmeye başlıyor. Yani şöyle bir tablo açığa çıkıyor bu bilinç bulanıklığı içerisinde. İşte tacizin sorumlusunu işte Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın işte adaletsizlik uygulamaları olarak değil, bir tane işte göçmen ya da mülteci erkeğin kendi şahsi pratiği olarak görmeye başlıyor. Çünkü bir bakıma şu çok daha kolay kitleler bakımından bugün bir mücadelenin olmadığını da görecek olursak, işte iktidara ve egemene değiştirmek için yönelmektense zaten hali hazırda sınıfsal, evet, ulusal ve cinsel olarak senden daha ezilmiş olanla yani gerçekten daha alt katman çok şey bir ifade olmuyor. Doğru bir ifade olmuyor, evet, pekala. Evet. Fakat ona karşı öfkeni yöneltmek bugün çok daha kolay ve nasıl desem yastığa başını rahat koymanı sağlayacak tipte bir ibre aslında baktığımızda. Çünkü egemene yönelttiğinde şununla karşılaşıyorsun, işte kazanamamayla karşılaşıyorsun, saldırılarla karşılaşıyorsun, baskıyla karşılaşıyorsun ve tüm bu yenilgi
hali ve psikolojisi işte bu zihin bulanıklığıyla da buluştuğu noktada artık ezilenin ezilenine, tepkinin dönmesi olarak vuku buluyor. Aslında kadın özgürlük mücadelesindeki işte değişik bileşenlerin ya da daha öncesinde kadın özgürlük mücadelesine ilgi duyan, sempati duyan, eylem etkinliklerine katılan işte gençlerin, genç kadınların bile bugün böyle bir zihin bulanıklığı yaşamasının, işte bu çok sık görmüşsünüzdür. Instagram'da ülkemde mülteci istemiyorum storylerinin çok yaygın bir biçimde atılması ya da sokakta işte kafelerde Suriyeli mültecileri ya da Arapça konuşanları görüldüğünde videoya çekilip hedef gösterilmesi tipi şeyler tam olarak buradan doğuyor aslında baktığımız zaman. Yani geniş halk kitlelerinin buradan doğru zehirlendiğinin farkına varmamız gerekiyor bir mücadele hattı ortaya koyabilmek için. Burada şimdi fotoğrafın diğer tarafına da bakmak istiyorum ben bunlarla birlikte. Aynı süreçte dedik, yine evet 30 Haziran'da yanılmıyorsam Hakkari'de bir festivalde iki uzman çavuşun 16-17 yaşlarındaki iki çocuğu taciz ettiğine ilişkin bir haber çıktı. Bunun ardından da konserdeki kişiler müdahale etti ve uzman çavuşlar gözaltına alındı. Şimdi burada bir tepki oluştuğunu göremiyoruz belli kesimler dışında. Ve ne yazık ki özellikle kolluk güçlerini taciz, tecavüz ve şiddet vakalarına çok fazla rastlıyoruz. Ve bunların sonucunda çoğunlukla karşılaştığımız sonuçta bir cezasızlık oluyor. Hatta ve de hatta diğer katliam faillerinde de görüldüğü gibi başka yerlerde görevlendirildiklerini ve üst kademeye terfi ettirildiklerini de gözlemliyoruz. İşte bunun belki son örneklerinden biri aslında kamuoyunun da yakından bildiği Musa Orhan davasında İpek Er'e tecavüz edip intihara sürüklemişti ve sonrasında şu anda serbest bir şekilde geziyor. Fakat ona tecavüzcü diyenler, sanatçılar vesaire cezayla karşılaşıyorlar. Zaten erkek egemenliğin yönettiği bir düzende ve yargının da buna hizmet ettiği bir düzende. Elbette ki biz çoğunlukla cezasızlık politikasıyla karşılaşıyoruz ve bununla baş ediyoruz. Fakat iş kolluk güçlerine ve bürokratlara geldiği zaman inanılmaz bir koruma kalkanı ile karşılaşıyoruz. Burada özel olarak yürütülen nasıl bir politika var ve nasıl sessiz bir hale getiriliyor? Tam buraya gelirken yani tam buraya röportaja gelirken yeni bir habere denk geldim. Yani bu uzman çavuşların dün gözaltına alınmışlardı. Evet. Bugün serbest bırakılmışlar. Daha biz buraya girmeden 10-15 dakika önce gelen bir haberdi. Aslında sizin o çizdiğiniz bütün çerçeveyi, cezasızlık çerçevesini tamamlayan bir haber almış olduk. Ne yazık ki alışkın olduğumuz bir karar işletme mekanizması. Özellikle de konu Kürdistan ve Kürdistan'da yürütülen bir özel savaş politikası olarak cinsel şiddet, taciz ve çocuk istismarı söz konusu olduğunda hele ki fail yine sizin dediğiniz gibi bir polis ya da askerse bununla karşılaşmak çok olası hatta karşılaşmamak daha şaşırtıcı bir şey oluyor kimi zamanlarda. Şimdi burada aslında yani Kayseri ile hem benzer, yani Kayseri'deki çocuk istismarıyla hem benzer hem de ayrışan yönleri var Hakkari'nin esasen baktığımızda. Yani şöyle ele almak sadece basitçe ve yüzeysel kalır. İşte ikisi de ırkçılığın sonuçlarıdır demek. Biraz ikisi bakımından da mücadele hatlarını geliştirmek söz konusu olduğunda bizi yüzeyselliğe sürükler. O yüzden ayrışan yanları ve benzeşen yanlarına bakabilmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi Hakkari'deki meseleyi şöyle ele almak lazım. Birincisi burada bizatihi yani Türk Devleti'nin orada yıllardır yürüttüğü bir özel savaş politikasının sonucu var. Yani biz direkt olarak polis ve askerlerin burada taciz, tecavüz ve istismar yetkisinin olmasıyla ilgili bir şey aslında baktığımız zaman. Bu nedenle sadece ırkçılıkla açıklanabilir bir durum söz konusu değil. Yani siz de az önce söylediniz işte İpek Er'in Musa Orhan tarafından intihara sürüklenmesi böyle bir durumdu. Pek çok çocuğun korucular tarafından köylerde cinsel istismara işte uğraması ve bunların yine cezasız kalması böyle bir noktada. Yine Gülistan Doku'nun bir babası polis olan bir erkek tarafından kaybedilmesi ve katledilmesi böyle bir noktada duruyor aslında. Bu nedenle buradaki saldırılar bir sömürgecilik gerçekliğiyle de iç içe baktığımız zaman Hakkari buradan daha özgün bir tabloda duruyor. Yalnızca ırkçılıkla açıklanabilir bir yerde değil esasen. Tabii şuradan da ayrışıyor aslında. Hakkari örneğini bir istismar olarak ele alıyoruz. Fakat orada aynı zamanda bizim gözümüzü dikmemiz gereken bir nokta da var.
alanda istismarın farkına varılmasıyla birlikte oradaki gençler tarafından aslında askerler dövülüyorlar. Ve bu haberin ortaya çıkışı aslında bu zaten. Yani uzman evet. çavuşların kendisini döven gençlerden şikayetçi olması ve hastanelik olmalarıyla birlikte aslında. Evet. Ve iftira içinde soruşturma başlatılıyor evet, bu arada. Evet, bir de üstüne utanmazca soruşturma başlatmalarıyla aslında gelişen bir süreç. Yani o bakımdan aslında şuralardan ayrışıyor. Yani işte Kayseri'de bir çocuk ve bütün olarak baktığımız zaman göçmen ve mülteci çocuklar ve kadınlar bu tip bir yani tabandan örgütlülüğe sahip olmadıkları için oldukça korunmasız ve karşılıksız kalıyorlar baktığımız zaman. Fakat konu Hakkari olduğu zaman esasen artık gelişkin bir bilinç düzeyi olduğunu görürsek çok geniş halk kitlelerinde burada işte özellikle de fail olan polis ya da asker olduğu zaman hızlıca bir halk tepkisiyle karşılaşma durumu söz konusu. Ne kadar cezasızlık bir gerçeklik olsa da ne kadar katliam, tecavüz ve istismar sürdürülen bir devlet geleneği olsa da en azından burada yani halkın ve Kürt halkının ve daha üzerinde de kadınların daha öne çıkarak failleri işaret ettiği, adaletin sürükleyicisi olduğu, kimi zaman kendi öz savunma pratiklerini geliştirdiği durumlar söz konusu. Hatta birkaç ay önce yine genç kadınları sokak ortasında taciz eden uzman evet. çavuşların halk kitleleri tarafından orada işte sokakta yine cezalandırılmaya çalışıldığı bir girişimi görmüştük. Aslında buralardan ayrışıyor. Ama bir bütün olarak ele almak gerekirse ikisini aynı zamanda şuralardan da birleştiğini söyleyebiliriz elbet ki. Şimdi bu Kayseri'deki pogrom girişiminde aslında bir slogan öne çıkıyor gecenin sonuna doğru aslında. Çocuk istismarı maskesiyle başlayan eylemler ne mutlu Türk'üm diyene ile bitiriliyor. İşte Türk kız çocuğunu korumak, sahiplenmek sloganlarıyla bitiriliyor ve işte sürekli korunması gereken bir Türk kimliği ile aslında öne çıkıyor. Baktığınız zaman işte Hakkari'de de aslında mesela aynı. Mesela şunu söylüyor oradaki uzman çavuşlar, neden şikayette bulunuyor diye bakacak olursak işte Türk ordusunun üniformasına, bayrağına, işte oradaki rütbesine saldırıda bulunuyor diyorlar. Yani şöyle görmüyor mesela işte Ali'nin, Mehmet'in, Hasan'ın işlediği bir suç olarak ve ona karşı yükselen bir tepki olarak değil. Yani bu İşte milletin, devletin ordusuna karşı bir iftira olarak ele alıyor baktığımız zaman. Şimdi istismar vakası da böyle işte Türk kimliğine, egemenlere bir saldırı olarak görülüyor. Bir tane kız çocuğunun istismar edilmesi ihtimali bile. Hakkari'de de benzer biçimde bir işte sürekli bir iftira mı, gerçek değildir bu, işte bunlar yapılmaz ki asker polis tarafından tipinde evet. karşılanıyor. Aslında ikisiyle de aslında yani kadınları ve çocuklar var öznesi olarak ve ikisiyle de birlikte aslında sürekli olarak bir milli histeri ayakta tutulmaya çalışılıyor. Yani sürekli olarak korunması gereken, işte daha fazla bütçe ayrılması gereken, daha fazla gündem edilmesi gereken, daha fazla kendi faşist partilerini kurarak örgütlenmesi gereken ve kendine sahip çıkması gereken bir Türk milleti ve esasen bunun gerisinde de yani bunun örgütlenmesinin bütün bir amacı olarak yani sermayenin çıkarları duruyor. Aslında baktığımız zaman sadece işte bir ulusun kimliği değil esasen mesele baktığımız zaman. Bunun eliyle de aslında örgütlenmeye çalışan, işte o öfke kendine dönmesin diye çabalayan bir sermaye gerçekliğiyle aslında biz karşı karşıyayız. Buralardan hem mücadeleyi iki tarafta ayrıştırabilmeli hem de aslında buluşturmayı da başarabilmeliyiz biz evet. baktığımızda. Evet. Burada yine en büyük rol sanırım kadın mücadelesine düşüyor kuşkusuz ki. Bir de geçtiğimiz aylarda gündemleşen, sizin de buna karşı bir açıklama yaptığınız ve çokça tepki çeken bir vaka vardı. Sultanbeyli'de 13 yaşındaki bir kız çocuğuna 15 kişi tarafından uzun bir süre tecavüz edildiği.
ortaya çıkmıştı. Aslında bu olayın yaşanması 2013 yılına dayanıyor. Fakat bir gazete haberiyle öğrendik. Biz yeni aydınlatılan ve ortaya çıkan bir dava olarak öğrendik. Şimdi bu davada zaten aslında çok fazla ayrıştırılıp konuşturulması gereken nokta var. Fakat özetle baktığımız zaman iki fail, 15 kişiden ikisi beraat ettiriliyor. Ve bunlardan biri bir iş insanının oğlu, diğeri de siyasi bir ismin oğlu. Yani aslında bölgenin muhtarının, o dönemki muhtarının oğlu. Ve işte ülkücü işareti yapmış, fotoğrafları daha sonrasında yayınlandı. Şimdi burada zaten çok korkunç bir örülmüş aslında pek çok kişinin bildiği ve yine ses çıkarmadığı bir vakayla karşı karşıyayız. Fakat bunun da devamında avukatın, faillerin avukatı ve bir kadın avukat 13 yaşındaki kıza dava duruşma sırasında etek boyuyla ilgili bir soru yöneltiyor. Ve hemen ardından annesi buna tepki gösterdiğinde çocuğun işte kızına sahip çıksaydın başına bunlar gelmezdi gibi ifadeler kullanıyor. Biz de olaydan esasında bu başlayan tartışmalar üzerine haberdar olduk. Şimdi burada tartışılması gereken pek çok nokta var ama özetle şunu sormak istiyorum. Davalarda, tecavüzlerde, şiddet vakalarında sürekli karşılaştığımız sorulardan biri. Etek boyu, üzerinde ne varmış, o saatte orada ne işi varmış, çok yüksek sesle kahkaha atmış, neden o erkeğin evine gitmiş gibi uzayan sorular. Yani bu sorular ve bunun karşısında kadınların ördüğü, kendi içinde daha doğrusu örmeye çalıştığı adalet mekanizması buna nasıl cevap verecek, nasıl cevap verebilir ve bunu daha fazla nasıl büyütebiliriz? Sultanbeyli örneğinin kendisi yani çocuk istismarına nasıl bir cezasızlıkla karşı karşıya kaldığımızın çok özel bir örneği. Yani cezasızlık dediğimizde sadece şunu kastetmiyoruz aslında baktığımızda işte faillerin beraat etmesi ya da mahkumiyet alması değil. Mesela siz söylediniz yani biz seneler sonra duyuyoruz bunu. Bu cezasızlığın bir tezahürü baktığımızda ya da şöyle işte 13 yaşında başlayan bir işte dillendirme ve bunu yargıya taşıma hali var. Çocuk istismarı oluyor, bitiyor ve mahkeme 10-15 yıl sonra sonuçlanıyor. Çocuklar artık yetişkin olduklarında. Yani cezasızlık aynı zamanda bu sürecin uzatılması, işte kurbanların bu süreçte yıpratılması, davadan sürekli vazgeçirilmeye çalışılması ve yani yargı eliyle sürekli sürüncemede bırakılması da cezasızlığın bir örneği. Sonucunda da zaten çoğunlukla, hatta şöyle bir veri okudum buraya gelirken, yani bizim gözümüzün görüp kulağımızın duyabildiği yargıya taşınabilmiş olanlar sadece söz konusu. Evet. Bunların bile sadece yarısı mahkumiyetle sonuçlanıyormuş çocuk istismar vakalarında. Yani çok açık bir işte delil durumu varsa sadece ya da tanıklık durumu varsa bunun dışında hiçbir biçimiyle çocuk istismarcıları bir mahkumiyet almıyorlar baktığımızda. Şimdi Sultanbeyli de tam böyle aslında işte 13-15-20 tane failden bahsediyoruz. Birkaç tanesinde daraltılmış bir dava. Evet. Ardından bunların da beraat ettiği, üstüne üstlük işte istismara uğrayan kız çocuğunun sürekli yıpratıldığı, sürekli suçun onda arandığı, sürekli sanki bütün bir istismarın sorumlusu kendisiymiş gibi sanık sandalyesine failin değil kendisinin oturtulduğu aslında bir durumu görüyoruz. Yani faillerden birinin işte varlıklı, zengin bir ailenin mensubu olması, bu yoluyla da büyük ihtimalle yargıya, işte rüşvet yollarıyla ya da konumunu korumak amacıyla korunduğu açık. Aynı biçimlerde işte bir muhtarın oğlunun olması ya da bölgede sözünün geçen birinin oğlu olması diğerinin de aslında cezasızlığın işte yani yoksula nasıl yansıdığının da çok açık bir örneği. Yani yoksul bir kız çocuğuna zengin birkaç erkeğin işte istismarının aslında devlet eliyle nasıl ele alındığını da bize gösteriyor. Aslında Sultanbeyli örneği baktığımızda şimdi bu sadece bir tanesi baktığımızda. Evet, yani o kadar çok çocuk istismar vakasıyla bugün karşı karşıyayız ki yani cezasızlığın bir örneği olarak belki şu da verilebilir. Bundan birkaç ay önce İzmir'de senelerce çocuk istismarına maruz kalmış bir erkek çocuğu faillerinin beraat etmesi ve mahkemede bunun kararının okunmasıyla birlikte intihar etti. Evet. Yaşamını sonlandırdı. Şimdi çocuk istismarı artık bugün gerçekten çocukların ya da gençlerin kendi canını alacakları, yani adaletsizlikten kendi canını alacakları bir raddeye gelmiş durumda. Son 20 yılda 4,5 kat
Yani sadece rakamsal olarak bir de durum bu. Artmış bir çocuk istismarı gerçekliği var ve bizim artık buna dair yeni bir mücadele tartışmasına esasen ihtiyacımız var. Sizin sorduğunuz soru da biraz buraya doğru yöneliyor baktığımızda. Burada bir arayışa girmeye ihtiyaç var. Aslında çocuk istismarına karşı mücadele geniş halk kitleleri bakımından çok meşru görülüyor. Şimdi siz de pek çok kez habere çıkıyorsunuzdur, sokak röportajlarında çocuk istismarına dair belki fikir, görüş topluyorsunuzdur. Yani çocuk istismarına karşı durmayan ya da bunu dillendirmeyen insan yok gibi bir şey aslında baktığımız zaman. Herkes dilde çocuk istismarına karşı olduğunu, çocukların korunması ve işte sahip çıkılması gerektiğini dillendiriyor. Ya da bir çocuk istismarı haberi sosyal medyada binlerce tepkiyle karşılaşıyor bugün baktığımızda. Fakat biraz yeni bir arayıştan kastım şöyle bir şey. Bizim bu geniş, daha çok merhametten ve daha çok empatiden doğru gelişen tepkileri bir devlet-halk çelişkisi düzleminde ele alıp politik bir zemine oturtmamız lazım. Yani bizim bu tepkileri şöyle bir yere çekmemiz lazım baktığımızda bugün çocuk istismarına karşı mücadeleyi başka bir eşeğe taşımak istiyorsak. Bu adaletsizliği ve erkek yargının çocuk istismarını nasıl desteklediğini, nasıl koruduğunu, nasıl çocukları aile evlerinde sessizliğe, mahreminizi koruyun, babanızı, amcanızı, dedenizin arkasından konuşmayın, ne yaşandığını evin içinde tutun dediğine, bunu nasıl eğitim sistemiyle inşa ettiğini, bunu nasıl kendi yargısıyla inşa ettiğini göstermemiz ve bunun kurumlarını işaret etmemiz lazım. Yoksa yalnızca işte çocuklara duyulan bir ahvah, işte çok yazık oluyor çocuklara tipinde sadece işte vicdani tepkilerle sınırlı kalıyor. Bizim bu tepkileri bugün geniş halk kitleleri bakımından daha politik bir düzleme çekmeye ihtiyacımız var ve bunu erkek devlete yönlendirmeye ihtiyacımız var kesinlikle. Yani bunun bizim şöyle bir mücadele hattına ihtiyacımız var esasen bugün. Sadece davalar nezdinde işte fail şu tutuklansın, işte fail şu şöyle bir ceza alsın tipinde eylem etkinlik takvimleri bu pekala çok gerekli. Özellikle de tekil davalarda sonuç alabilmek için çok önemli. Fakat bunu aşarak aslında gerçekten işte Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı önlerinde, AKP, MHP, il ilçe binaları önünde, ondan sonrasında aile politikalarının, çocuk politikalarının tartışıldığı işte çalıştaylar, toplantılar mekanlarında bu durumun esas faillerini, yani bunun örgütleyicisi olan ve bunların destekleyicisi olan erkek devletin kendi mekanizmalarını teşhir edeceğimiz bir yere evretmeye ihtiyacımız var. Yoksa çocuk istismarı bakımından bugün vicdani o eşiği aşmamız mümkün değil. Bizim böyle bir yere çekmeye ihtiyacımız var. Yani bir yandan da esasen şöyle görülmesi gerekiyor. Çocuk, ya bir kavram olarak çocuk, daha çok kadından doğru ele alınıyor baktığımız zaman. Yani erkek egemen bir sistem ve coğrafyada yaşıyoruz. Ve işte çocuğun işte doğurulması, beslenmesi, korunması, sahiplenilmesi bir kadın işi olarak esasen gösteriliyor. Ve bu politika yapışta da bazen etkilerini gösterebiliyor. Yani şuna denk düşüyor bazen. Bir çocuk istismarı söz konusu olduğunda buna sadece kadınların tepki vermesi gerekiyormuş. Ya da kadınların buna dair bir politik mücadele hattı açığa çıkarması gerekiyormuş gibi. Bir yani çocuk haklarını ve çocukların yaşamlarını ve güvenliğini sadece kadınlara havale eden bir yaklaşım söz konusu. Bu politikada erkek egemenliğinin esasen açığa çıkardığı bir durum. Fakat biz şöyle düşünüyoruz Sosyalist Kadın Meclisleri olarak, çocuk istismarı özellikle de çocuklarla ilgili olan her konu pekala geniş toplumsal kesimlerin sorunu ve mücadele noktası olmalıdır. Hı hı. Yani şöyle düşünüyoruz gerçekten, emek demokrasi güçlerinden işte sendikalara kadar tamamının gündemi ve mücadele hedeflerinden biri olmalıdır çocuk istismarı. Yoksa şu yeterli değil artık bugün geldiğimiz noktada. Sadece kadın hareketinin, sadece kadınların yaptığı eylem etkinlik zemini bugün çocuk istismarına karşı bir eşiği aşmada, sonuç ve kazanım almada bugün yeterli değil. Bu kadınların yetersizliği ya da kadın örgütlerinin yetersizliğiyle ilgili bir şey değil nicel ve nitel olarak. Fakat çocuk istismarının bir politika yapışta ele alışta geniş halk kesimlerinin gündemine taşınmasına ihtiyaç var. Yani gerçekten şöyle bir mücadele hattına ihtiyacımız var bizim. Bugün işte bir sendikanın, işçilerin işte bir tersanede ya da bir fabrikada çocuk istismar verileri açıklansın
diyebilmesi, işte istismar failleri aklanmasın, yargılanmasın diyebilmesi ya da buna dair kendi bulunduğu alandan pratik eylem etkinlik geliştirir. İşte iş bırakmadan genel greve kadar. Her çocuk istismarı yayılması. Esasen tüm bu araç ve biçimlerin söz konusu ve gündemi haline getirilebilir ve getirilmelidir bugün geldiği noktada. Çünkü gerçekten çocuk istismarı yalnızca bir vicdani sorumluluk meselesi değildir. Ve bu nedenle de özellikle de işçi sınıfının gündemine kesinlikle taşınması gerekiyor çocuk istismarı meselesinin diye düşünüyoruz aslında. Bir yandan da aslında şöyle bir yanı var. En çok istismar edilenler yoksul halk çocukları baktığımız evet. zaman bu nedeniyle bu yanıyla sınıfsal bir yanı var. Ya da sömürgecilik nedeniyle en sık istismara maruz kalan ve cezasızlık yaşayan yine Kürt halkının çocukları. Bu nedenle de çocuk istismarının ulusal ve sınıfsal bir boyutu da var. Bu nedenle de geniş kitlelerin mücadelesiyle buluşturulmaya ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında çok çok çetrefilli ve geniş bir konu elimizden geldiğince aslında 3 örnek üzerinden ele almaya çalıştık. Kıymetli değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Size de kolaylıklar diliyoruz mücadelenizde. Biz teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Evet, İslam'da bu hafta aslında 3 örnek üzerinden ırkçılık bağlamında kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik taciz ve tecavüzün nasıl ele alındığını, nasıl bunların arkasına gizlenilerek şu anda bir katliam hazırlığı, saldırı, ırkçı saldırılar, bir pogrom hazırlandığını konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni bir gündemle yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.